Çeliğe. Hayırdır kız, nereye böyle sabah sabah? Spora mı gidiyorsun yoksa? Sana ne be, gerizekalı. Allah Allah, kızım doğru düzgün cevap versene. Ya Muhittin, Allah aşkına gene nereden çıktın sen? Nereden çıkacağım kızım? Ben de herkes gibi anamın... Sus be! Gerizekalı! Mal! Salak! Hayvan! Beyinsiz! Lan insan ol insan! Bir de spora gidiyormuş. Tüh, yazıklar olsun sana be! Sen o götü zor eritirsin kızım, zor! Koşa götlü ayı seni! İnsan değilsin sen, yemin ediyorum insan değilsin ya. Ulan kürek gibi değeri var anasını satayım ya. O son söylediğimi söylemeyecektim aga. Söylemeyecektim ben onu. Ulan nasıl da yanıyor be. Allah belasını versin o öküzün ya. Hihko. Serkan, uyan. Günaydın kardeşim. Oğlum ne sulaşıyorsun lan? Oğlum bir saattir seninle uğraşıyorum lan burada. Serkan uyan, Serkan uyan, Serkan uyan diye. Oğlum kalk dediğimde insan gibi kalksana lan. Oğlum sokacağım lan yapacağın işi. He, trik ya. Senin yüzünden oldu lan. Ha bu kanka bu şey ya. Ben böyle gece elimin üstüne uyumuşum biliyor musun? Sabah bir kalktım iz çıkmış. Vallahi bak. Neyse geçer birazdan, önemli değil. Eko! Eko! Ya bırak oğlum ya. Bedevenge bak, ceset gibi yatıyor orada, görüyor musun? Hış. Kanka bak bak. Bak ya işte. Oğlum yapma şş. Bak bak. Herkesik. Günaydın kardeşim. Bu ne lan? Oğlum. Sokacağım yapacağın şaka ya. Oğlum kalk hadi kalk, sabah oldu kalk, ağzına sıçtın kalk. Oğlum yumurta pişirmedin mi lan? Hmm. Yok kanka, dediğim değişiklik olsun, pişirmedim yumurta. Aman ne değişiklik abi, yumurta olmadan kahvaltı edemiyorum, bilmiyor musun ya? Lan oğlum uzatma, ye işte. Ya neyi uzatma abi, neyi uzatma ya, bir yumurta pişirmek çok mu zor? Oğlum bir sürü şey var işte burada, yesene lan adam gibi. Lan oğlum tamam, sakin ol. Ne sakin olacağım lan, ne sakin olacağım? Görmüyor musun orada sabahtan beri karı gibi dır dır dır? Yeter lan yeter! Oğlum Allah belanı versin. Ya tamam oğlum sakin ol, otur yerine ya. Pedevenge bak lan! Bir sürü şey hazırlamışım, herif tutturdu yumurta da yumurta. Hayır vereceğim eline yumurtaları, o olacak yani. Ya... Oğlum Allah gözünü Allah. Oyarım tamam, seni ha. Tamam otur, sakin ol oğlum. Şşş tamam. İpne. Tamam sus, tamam sakin. Hayırdır oğlum, bir sıkıntın mı var? Bir derdin mi var, bize söyleyemedin? Hele şükür anladınız abi. Hele şükür anladınız yani, bravo size, aferin. Yemiyorum lan kahvaltınızı. Ya. Yemiyorum, alın siz yiyin lan. Otur Allah lan. Belanızı versin lan sizin. Siktirin gidin lan, yemiyorum. Ya otur. Muhittin. Ya Muhittin gel buraya. Beğendin mi lan yaptığını? Abi ne yapayım ya? Lan oğlum önünde her şey var, daha neyi ne yapacaksın? Ya yumurtasız edemiyorum. Cık. Allah Allah. Oldu mu şimdi, çocuk o kadar kahvaltı hazırlamış. Ayıp değil mi yani? Ne bileyim abi. Neyse hadi. Lan üstüme de statta bir ikna ama neyse şunu bir değiştireyim. Totoş ya. Hadi gel gidelim, hadi hazırlanalım hadi. Kahvaltı edeyim. Ne oldu lan? Anlatsana. Ya ebenine... Lan insan gibi anlatsana oğlum, ne oldu? Küfür ediyorsun. Ya tamam oğlum, yok bir şey ya. Anlatsana lan, bu yana tükürdüğüm. Oğlum ben çok kötü bir şey yaptım lan. Ne yaptın lan? Oğlum ben aşık oldum lan.
Bunun neresi kötü oğlum? Kime aşık oldun? Ebene aşık oldum. O hayatımda gördüğüm en güzel ebeydi. Oğlum kime aşık olacağım lan? Sanki dünyada başka kız yokmuş gibi gittim arkadaşıma aşık oldum lan. Allah da benim belamı versin. Üzerime göktaşı düşürsün. Lanetler yağdırsın inşallah. İyi bakayım. Bir dur bakalım sen şöyle. Sakin ol, bela okuma. Kimmiş bu arkadaş? Oğlum bak. Söyleyeceğim ama bak kıza söylemek yok, tamam mı? Tamam mı lan? Aha kapı çalıyor. Kim geldi lan? Eko kızlardır. Kalk kapıyı açsın. Muhittin ben gelmeden söyleme sakın. Serkan. Kardeşim şimdi kızların yanında konuşmayalım. Onlar dalga geçerler bak. Ben sana anlatırım akşam, tamam mı kardeşim? Tamam tamam. Muhittin. Kimmiş o sevdiğin kız? Eko. Hay senin çenenin bağını sik. Muhittin lan. Sen bu tiple mi aşık oldun lan? Mahfuz sen kendi tipine bak lan sidikli. Ulan benden çok sakalı var, konuşuyor, şuna bak ya. Muhittin, yolarım senin o bıyıklarını. Eda. Muhittin, kimmiş bu? Söyle bakayım hadi. Ya boş ver, kimse değil ya. Lan söylesene, çatlatma adamı. Hadi abi. Buse. Hangi Buse? Var yani bizim sınıftaki. Lan sen ne yaptın? Ne yapayım oğlum? Aşık oldum işte. Öyle ya. Lan sen aşık mı oldun lan? Lan. Oğlum durma. Lan. Şimdi oğlum dur. Aşık mı oldun lan? Yeter lan. Gideceğim ha. Oğlum bu ne lan? Muhittin. Biri oradan biri oradan şey yapayım. Ne var be? Sen kıza aşık olduğunu söyledin mi? Yok daha söylemedim ya. Aman söyleme zaten. Kız canına falan kıymaya kalkışır. Aferin abi, o kız oradan laf sokuyor, siz de gülüyorsunuz. Bravo yani, teşekkür ediyorum size. Lan oğlum ben nasıl gideceğim kıza aşık olduğunu söyleyeceğim, ben onu düşünüyorum ya. Bir yardımcı olmuyorsunuz lan kardeşinize, Allah belanızı versin. Kardeşim, onu... gel şöyle. Ne var lan? Otur. Otur abi. Otur, otur, otur. Nasıl söyleyeceğim oğlum ben? Bak, nasıl olacak biliyor musun bu iş? Şimdi gideceksin kızın yanına, tamam mı? Kafede tek başına oturuyor. Oğlum öküz müsün? Niye kaçıyorsun kızın yanında? Oğlum ben ne bileyim lan, ne bileyim. Kızı görünce öyle birden panik oldum, heyecanlandım ya. Muhittin, senden daha salağını görmedim. Neden? Hiç aynaya bakmadın mı? Neyse abi, konumuza dönelim. Muhittin, tamam. Kaçmak yok, tamam mı? Tamam kardeşim, kaçmayacağım. Tamam, kızın yanındasın. Başla. Selamun aleyküm. Muhittin, şimdi sen önce kıza merhaba de. Sonra oturabilir miyim de, oturduktan sonra zaten gerisi geliyor. Merhaba Buse. Aa, Muhittin merhaba. Oturabilir miyim? Tabii buyur. Bak Buse, ben sana şunu söylemeye geldim. Benim çok acil olarak, yani çok acil değil de aslında, yani çok çabuk olarak, çabuk da değil ama yani gündüzden geceye ya da geceden gündüze bir an önce yani hemen benim fosforlu kedi gözlerine ihtiyacım var. Muhittin sen iyi misin? Sanırım bana nazar değdi. Oho! Oğlum iyicene mantara bağladın ha! Ya kardeşim ben öyle uzun konuşamıyorum işte ya. Bak direkt sonuca gideceğim abi. Üç kelime de halledeceğim işi. Nasıl olacak o? Şöyle. Buse. Efendim? Benimle evlenir misin? Yok ananın... Der oğlum kız sana. Harbiden der mi lan öyle? Der tabii. Muhittin sen kıza seni seviyorum. Sana aşığım dediğin zaman kız sana ne diyecek biliyor musun? Ne diyecek? Ulan Muhittin, sen hiç aneye bakmadın bunu da gelip bana bu tipinle aşık oldum diyorsun. Senin tipine sıçayım Muhittin ya. Ben var ya seni görmeden önce maymundan geldiğinize inanmazdım. Ama sayende bütün fikrim değişti. Artık inanıyorum. Kılı toparlık Muhittin. Abartma Eda, abartma. Ya lanet olsun ya. Söylemiyorum arkadaş, vazgeçtim ya. Vazgeçtim abi, böyle şey mi olur ya? Öyle vazgeçmek yok. Biz şimdi kafeye gidelim, biraz kafamızı dağıtalım. Konuşuruz. Aynen. Hallederiz kardeşim, merak etme. Tamam kardeşim. Neyse hadi lan gelin, biz üstümüzü bir değiştirelim. Aynen. Kızlar. Biz bir bekleyin. Hadi. Tamam. Yürü lan.
Lan oğlum bak, ben her kızla her türlü konuşurum. Ama gidip de o kıza ben seni seviyorum diyemem arkadaş ya. Her kızla her türlü konuşurmuş. Siktir lan. Oğlum ne fikri çekiyorsun lan? Piç. Konuşurum tabii. Ne konuşalım lan? Tamam abi. Şuradaki ultrasarayı görüyor musun? Ha gördüm. Git onunla 5 dakika konuş. Bu ayki kirayı da ödeyeceğiz. Eğer konuşamazsan da hesabı sen ödeyeceksin. Ha. Tamam lan, anlaştık. Tamam, tamam bak gidiyorum bunu. Tamam. Bekleyin lan şurada, bekleyin. Tamam. Geç bekle. Merhabalar güzel bayan. Ananı sikeyim, bu ne lan? Bana ne lan onu? Yok abla. Aman abi, ne sana diyeceğim ya? Sana demedim ben. Yürü git lan buradan. Tamam hanımefendi. Aman şey beyefendi. Gidiyorum ben. Yalnız bir şey soracağım. O saçı uzatmak için çok uğraştın mı? Sana ne lan? Bacımsın. Şey, abimsin. Allah Allah. Yürü lan, yürü, yürü. Oğlum yürü lan, yürü. Ne oldu lan? Oğlum kara adam çıktı lan. Nasıl adam ya? Lan bildiğin sakallı adam mı? Harbi mi lan? Vallahi ben yemin ediyorum. Lan sakalı vardı manyağın ya. Oğlum nereden buldun oğlum sen bunu? Lan ne bileyim oğlum, bu gösterdi ya. Laftaya gittin oturdun yanına. Lan kara adam çıktı. Oğlum bıyığı var lan, top sakal bırakmış. Allah Allah. Şişt, lan tamam oğlum bak, kızların yanında konuşmayın, madar olmayalım tamam mı? Hadi git. Ooo Eda Kaptan. Sakal tıraşı olmuşsun. Saatler olsun. Kesmeseydin keşke be kızım. E yakışıyordu sana kirli sakal. Muhittin, patlatırım senin o kafana. Tamam otur yerine be. Hareketlere bak şimdi. Muhittin, sen söylesene bana ne kadar seviyorsun bu kızı? He. Kızım zeytin bunu çocuğuyuz biz. Bizim sevdamızın ölçüsü olmaz yani. Ayrıca bizde sevda ya, yanlış da olmaz. Biz sevdik mi bir kere severiz. İkincinin gönlümüzde yeri olmaz. Vay be. Selam. Oo, aleyküm selam. Naber kız? Ay buraya gelene kadar gayet iyiydin. Ne kokuyor burası böyle ya? He, Eda'nın tıraş losyonu kokuyordur ya. Muhittin. Eda. Kızım yine pazardan mı aldın bu elbiseleri? Allah aşkına çok merak ediyorum. Songül bebeğim, kaça aldın bunu? Gerçekten çok merak ediyorum. Söylesene bir tatlı. 20 lira. Pardon? 20 lira dedi, duydunuz mu? Oha kızım, inanmıyorum sana ya. Benim parfümüm bile 200 lira. Siz nasıl giyiyorsunuz bunları? Harbiden 200 TL mi ya? Tabii canım, bak. Vallahi 200 TL kokuyor. Yemin ediyorum bak. Eda gibi tıraş losyonu kokacak halimiz yok herhalde. Koklamak ister misin? Getir bakayım ya. Bak. Oo, parfüm güzel kokuyor da. Yalnız aynı şeyi ağzın için söyleyemeyeceğim. Ne yani? Benim ağzım mı kokuyor? Üf, sen de nasıl? Uy. Muhittin, benim ağzım hayatta kokmaz tamam mı? Yalnız şu tarafa doğru konuşursak. Ne kokuyor ya? Ya kızım. Sanki senin böyle ağzına sıçmışlar gibi kokuyor. Bu nedir ya? Kusura bakma ama bizim tuvalet bile daha temiz kokuyor. Ay! Serpil! Kız senin ağzında biri mi öldü? Allah aşkına yemin ederim ceset gibi kokuyor. Ay! Serkan! Serkan mıyım? Ambulans çağırın! Ambulans gelsin! Serkan! Sık! Sık losyon sık sık! Sık losyonu sık! Allah belanızı versin sizin, tamam mı? Allah hepinizi kahretsin. Seko! Gitti mi? Gitti gerizekalı. Bir daha doğuramaz herhalde. Çok mu üstüne gittik acaba? Yok be kızım, ne üstüne gideceğiz? Hak etti o. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kızın ağzı da mis gibi kokuyor daha. Lan Serkan. Oğlum şu lavuklar bizim kızlara mı bakıyor lan? Yok be oğlum, sana öyle gelmiştir. Ne bana öyle gelecek oğlum? Herif resmen Fongül'le Eda'ya bakıyor lan. Saçmalama Muhit'te, kimsenin bize baktı falan. Evet. Bakıyor kızım işte. Hala bakıyor. Ben şunların bir ifadesini alayım da geleyim. Oğlum dur ya, Muhittin. Dur lan, dur. Muhittin gitme. Birader, siz bizim kızlara mı bakıyorsunuz lan? Evet birader. Ne olacak? Oğlum utanmıyor musunuz lan? Sizin ananız bacınız yok mu oğlum? Oğlum sen bize gider mi yapıyorsun? He gider yapıyor, ne olacak? He gidere gider diyorsunuz yani. Yok, gidere gider değil, alayına gider.
Zeytinburnu çocuğuz, şeklimiz yeter. Biz mazotu şarap yapar içeriz. Sizin gibi yavşakları da kız yapar sikeriz. Hop! Sensin lan yavşak! Hanginiz dedi lan onu? Ben dedim lan, göt! Oğlum kim konuşuyor lan? Aşağıya bak aşağıya! Hanım, bu ne lan? Tövbe bismillah. Abi bu ne böyle ya? Sen dur reis, biz hallederiz. Dur lan! Reis mi? Ha, oğlum bu ne lan böyle keramet atlısı gibi? Senin götünü keserim lan piç! Birader, mesafe uzak olduğundan seni duyamıyorum. İstersen al mikrofona konuş, buyur. Mikrofona! Lan siz kime vuruyorsunuz lan? Kömür lan it! Bana ne vuruyorsun lan? Yavşak! Muhittin. Oğlum hep senin yüzünden oldu ya. Oğlum ne benim yüzümden lan, ne benim yüzümden. Herif demedim lan kıza bakıyorum diye. Ne deseydim yani, bakma deseydim. Lan konuşmayın, zaten başım çatlıyor. Hayır sen neyse de bu çocukların da canı yandı senin yüzünden. Ben kimsenin canını yakmadım. Onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Ne oldu şimdi? Dayak yediğinizde kaldınız. Bu dünyanın hesabı ahirete kalmaz. Muhittin, saçmalama. Bir daha o adamların karşısına çıkarsan öldürürler seni. Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden iyidir. Ben bu oyunu bozarım. Abdurrahman Çavuş, bana yeminimi bozdurmayın. Siktir lan, sıçarım ağzına. Oğlum tamam, ne vuruyorsunuz lan? İpneye bak. Ay. Muhittin. Aa, gel Songül gel. Şey, bunu alnına koy da şişmesin istersen ha. Sağ ol, teşekkür ederim. Muhittin, sen Buse'ye aşık olduğunu ona ne zaman söyleyeceksin? Hiçbir zaman. Neden? Öyle işte. Nasıl öyle işte? Hani çok seviyordun? Ya çok seviyorum. Ama korkuyorum be Songül. Ya bana yok derse? Ya beni terslerse? Ben onun o dünyalar güzeli gözlerine bir daha bakamazsam? Ne yapacağım o zaman? Ya söylemeyip ne yapacaksın Muhittin? Buse'yi başkalarıyla görmek canını yakmayacak mı? Eğer o başkalarıyla mutlu olacaksa benim canım yansın, sorun değil yani. Biliyor musun? Keşke onu tanıdığım andan bir dakika önce tanısaydım. Neden? Çünkü o zaman onu bir dakika daha fazla sevebilirdim de ondan. Madem ki onu bu kadar çok seviyorsun, o zaman çıkarsın karşısına. Ben seni seviyorum. Sana aşığım dersin arkadaş. Aynen öyle kardeşim. Söyle. Ya Herro ya Merro. Tamam. Söyleyeceğim. Muhittin oğlum nereye getirdin lan bizi? Çıkmaz sokak lan burası. Oğlum sokacağım yapacağın işe. Bu ne lan?
Oğlum ne bileyim lan, ben zaten gözlüğü takınca bir garip oldum böyle, ne bileyim bir havaya bir şeye girdim böyle. Neyi selamlayıp farklı bir şey bilmiyorum. Merhaba Buse. Aa, merhaba Muhittin. Oturabilir miyim? Oturabilirsin. İnşallah Muhittin aşkını ilan edebilir. Yok be, o korkak bir şey söyleyemez. Vallahi ben kardeşime güveniyorum. Kesin söyleyecek. Abi bir de kız buna tekme tokat dalıyormuş. Vallahi hele öyle bir şey yapsam o kızın saçını başını yolarım ben. Şşş, buraya bakıyorlar. Baba kız kalktı ve buraya geliyor. Merhaba. Ne oldu Buse? Muhittin bana her şeyi anlattı. Yani aşkını ilan edemediğini falan. Ve yine ilan edemedi. Bunu benim yapmamı istedi. Songül, Muhittin bana değil, sana aşık. Benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Sen benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim. O kız ben miyim? Evet sensin. Benim her gördüğümde yeniden aşık olduğum ve hayatım boyunca kendisinden başka kimseye aşık olmayacağım o kız sensin. Peki bana daha önce neden söylemedin bunu? Söyleyemedim işte. Utandım. İnsan hiç arkadaşına aşık olur mu? Olmaz. Ama ben oldum işte, ne yapayım? Hem bir de seni öyle karşımda görünce Buse'ye aşığım dedim. Yalan söyledim. Allah da beni belamı versin. Songül, ben sadece senin o dünyalar güzeli gözlerin bana aşkla baksın istedim. Bilmem ki, çok bir şey istedim. Özür dilerim, kusura bakma. Ne için? Sana aşık olduğum için. Muhittin, teşekkür ederim. Ne için? Bana aşık olduğun için. Yani aslında daha önce söyleyecektim ama sen Buse'ye aşık olduğunu söyleyince vazgeçtim. Muhittin, ben de sana aşığım. Muhittin! Muhittin, ne oldu Muhittin? O da beni seviyor lan. Muhittin, Muhittin. Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Nerede unuttum kalbimi acaba? Bir bulabilsem ah nerede? Ne olurdu yerinde duraydı. Daha dün kalbim şuradaydı. Nerede unuttum kalbimi acaba? Bir bulabilsem ah nerede? Taşıdım hammal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede? Taşıdım hammal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede? Nerede? Ah nerede? Ah nerede? Kimde unuttum kalbimi acaba? Ah nerede? Ah nerede? Bir bilen olsa ah nerede? Kimde unuttum kalbimi bilmem. Kimde ne
nerelere baksam. Bir gören olsa nerede sevgilim al kalbimi derken, bir de baktım yok ki yerinde. Bir bilen olsa nerede, kimse bulan kimse alan, alsa götürse ah beni de. Taşıdım hamal gibi ben kalbimi bunca sene, tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede. Taşıdım hamal gibi ben kalbimi bunca sene, tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede, nerede.